başıma gelen halı, gıyıdan 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 gel, ortası çamur gıyıdan gel, gıyıdan 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 gel, ortası çamur gıyıdan. Askerden gelsin diye, askerden gelsin diye, gıyıdan 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 gel, ortası çamur gıyıdan gel, gıyıdan 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 gel, ortası çamur. Günaydın sevgili izleyenler. Güne başlarkenden sevgiler, saygılar. Bugün Türkiye ve dünyaya hayır işlerinde önemli çalışmalarda bulunan İHA, yani Bursa İnsani Yardım Vakfı Bursa Temsilciliği Başkanı Hüseyin Kaptan bizlerle birlikte. Önümüzde bir ümmet iftarı var. Kendilerinin de dahil olduğu bir etkinlik ve bununla birlikte İHA'nın yardım çalışmalarını konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hamdolsun şükür. Allah inşallah bugün dünyaya açılan hayır kapısını izleyicilerimizle paylaşmak için buradayız. İnşallah. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Bey, öncelikle Hüseyin Kaptan kimdir? İzleyenlerimiz biraz sizi tanısın. Hüseyin Kaptan Bursalıyım aslen. Hı hı. Genelde İHA 25 yıllık bir kuruluş. Daha önceleri gönüllüsü olduğumuz kurumun 10 yıldan beri Bursa'da başkanlığını yürütüyorum. Üç çocuğum var. Allah bağışlasın. Ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda da işte hayır işleriyle meşgul oluyoruz. Evet. Tabii ki bu işleri de yapması gereken birileri olması gerekiyor. Çünkü dünyada çok mazlum, evet, mağdur insanlar var maalesef. Evet, maalesef. Onları bu çalışmalarda gayret gösteriyoruz. Öyle yani Bursa. Çok önemli bir işiniz var hakikaten. Sorumluluğu çok fazla ama hayır noktasında da ecri inşallah çok fazla olacak olan bir işiniz var. Allah muvaffakiyet nasip etsin diyelim çalışmalarınızda. Hüseyin Bey, biraz da İHA'yı, İnsani Yardım Vakfı'nı tanıyalım. Tanıyoruz gerçi, ismen tanıyoruz ama ne zaman kuruldu, ne amaçla kuruldu, nasıl gidiyor? Kısaca bir onu tanıyalım. Sonra tanıtım filmimiz var, onu izleyelim. Evet. Öncelikle izleyicilerimden özür diliyorum. Biraz ses durumum yurt dışından geldiğim için o açıdan baştan söylemiş olayım. İHA İnsani Yardım Vakfı 92 yılı Bosna Savaşı'nda başladı. Hı hı. İşte malum hatırlayanlar olur, belki gençler hatırlamaz ama Bosna Savaşı Avrupa'nın göbeğinde gerçekten, evet, bir kıyımdı. O dönemde yardımları buradan ulaştırmak için, hı hı, gönüllülerle başlayan çalışma ve böyle bir kuruma vesile oldu. Hı hı. O gün kuruldu. 92'de kuruldu. 95'te Türkiye'de, İstanbul'da merkezi Almanya'dan buraya getirildi. Ve o gün bugün 25 yıldan beri bu hayır hizmetlerinde öncülük yapan bir kuruluş, evet, diye düşünüyoruz. İHA İnsan hak ve hürriyetleri diyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, hı hı, doğal afet, savaş, mağduru, yetim kalmış, mağdur kalmış, dil, ırk gözetmeden, hı hı, mesafe gözetmeden yanına giden, el uzatan bir kuruluş. Evet. Yani açılımımız bu. Hı hı.
Misyonumuz asla zalim kim olursa olsun, adeta en yakınımız babamız bile olsa, eğer orada bir adaletsizlik varsa her zaman karşısında durmuşuzdur. Evet. Hep mazlumun yanında olmaya gayret ettik ve inşallah sonuna kadar da bu misyonda yürümeye devam ediyoruz. İnşallah. Rabbim bozmasın Amin. Niyetinizi ve Amin. Yolunuzu diyelim. Şimdi İHA'nın kısa demeyelim, güzel bir tanıtım filmi var. Onu izleyelim, izleyenlerimizi de izletelim. Sonrasında devam edelim inşallah. Karanlığı yırtan o ses kaldırdı bizi de kıyama. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ve köprülerin yıkıldığı bir zamanda attık ilk adımımızı. Unutulduğunu düşünen bir insan kalmasın diye. Paylaşılması gereken bir farzdı kardeşlik, yük değil. Ödenmesi gereken borçtu iyilik, bir lütuf değil. Bir insanı yaşatmak için de her şey. Çünkü bir insan tüm insanlık demek. Okuduk her mekanı ve insanı sayfa sayfa. Ve ses veriyoruz dermansız kalmış tüm acılara. Her yerde yürüyedi. Karanlığı aydınlatan bir nurdur ilim. Eğitimli bir nesildir en büyük sermaye. Bize bırakılan bir emanettir yetim. Cennete götürür tuttuğunda elini. Hatırlamaktır kardeşini oruç. Beraberce yürümektir yeniden.
kurban et. Kendini adayanların yoludur bu yol. İbrahim gibi çöz İsmail'in gözlerini. Allah'ın nuruyla aydınlansın kalpler. Hayat veren Allah'tır. Sen su gibi aziz ol. Bombalar yıkıyorsa eğer, ayakta tutmaktır insanı gayemiz. Afetler sarstığında insanları bir ses olmaktır gayemiz. Sesimi duyan var mı? Umudu koca bir dağ gibi dik tüm coğrafyalara. El açmayı değil, dimdik ayakta durmayı öğret. Susturulana ses, zindanlara güneş ol. Bir hayatsa eğer söz konusu, ölümü göze almak gerek. Çünkü bir insan tüm insanlık demektir. Seni de vururlar ey acı diyor şair. Zulmün, zalimin olduğu bir dünya ama hayatı veren Allah'tır diyoruz. Evet, hayatı alan bir şekilde yine Allah'tır. İnsan olarak bizim yapabileceğimiz ufacık bir şey de olsa bir destek sağlayabilmek ki bunu siz fazlasıyla yapıyorsunuz. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin diyeyim tekrar işlerinizde. İHH'yı kısaca tanıdık ama İHH'nın da dahil olduğu bir ümmet iftarı var yarın gerçekleştirilecek. Bunu biraz konuşmak istiyorum. Ümmet iftarı nedir, amacı nedir, nasıl başlamıştır, nereden çıktı bu fikir? Ümmet iftarı aslında yani ümmet kavramı içerisinde çok açılımı yaptığımız zaman hani biz bir ümmetiz kavramından ne zaman çıktı? Mısır devrimi o yıl gene tabii ki Ramazan ayı ilk kez bu Ramazan bir ülkede hani basında şeyde bir sıkıntı olmadığı bir Ramazan geçiriyoruz. Her Ramazan muhakkak ya Pakistan'da sel oldu, Somali'de kıtlık, işte Mısır devrimindeki o gerçekten sıkıntılı halin gözümün önünde geliyor. O dönemde bir de maalesef Türkiye'de biz Müslümanlar olarak ülke olarak son zamanlarda inanılmaz bir tüketim içerisine girdik. Evet. Artık lüks yerlerde o kadar iftarlar ki artık yetişemiyoruz, evimizde iftar yapamıyoruz. Evet. Şimdi bunların içerisinde dedik ki ya hani kendi nefsimizle
bu ümmet orucunu açabiliyor mu? Sahuruna hı hı. kalkabiliyor mu? Ki kalkamadıkları, belki iki gün aç kaldıklarını biz şahitleriyiz. Evet. Bunları yaşadığımız için bir gün bile olsa bu duyguları yaşama adına bir iftar yapalım. Nasıl evet. yapalım? İşte 4-5 yıl önceydi. Ulu Cami'nin avlusunda bir simit, ki o zaman hani zeytinle beraber su, böyle bir iftar konuşuldu. Orada başlandı. Gerçekten iyi bir katılımla. Hı hı. Dedik ki yani bir günde olsa kendi nefsimizi hı hı. burada kırmak. Evet. En azından oradaki kardeşlerimizin o duygularını bir günde yaşamak adına. Hı hı. Orada başladı ve bu sene 5.'sini düzenliyoruz. Her geçen yıl da bir alan büyüdü. Hı hı. İnşallah bu sene ilk kez eski stadyumun olduğu yerde yapmayı planlıyoruz. 5.000 kişilik bir hı hı. Hazırlığımız var. Artık oraya herkesi davet ediyoruz. Yani ümmet diyoruz evet. ya. Herkesin gelip o havayı teneffüs etmesini. Hı hı. Orada en azından hani az bir ikramla insanın hiçbir şekilde de gayet de biz dönüşümleri de çok iyi aldık. Evet. En rahat geçirdiğimiz gecelerden biri. Hani çok yemek yemek de insana sağlık açısından da sıkıntı veriyor. O açıdan da çok olumlu tepkiler gelince böyle bir gelenek hı hı. Gibi başladı. İnşallah bunları çoğaltmak lazım. Evet. Aslında ümmet iftarını evlerimizde de artık yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ben buradan özellikle sivil toplum kuruluşlarına hı hı. Genel manada bir seslenmek istiyorum. Artık iftarlardan, yani lüks mekanlarda iftar vermekten gerçekten biz bunaldık. Hı hı. Yani ümmet bu kadar sıkıntı içerisindeyken oraya yapacağımız harcamaları gerçekten evet. oraya göndereceğimiz bir erzakla o Ramazan'ı geçirebilecekleri bir zaman içindeyiz. Hı hı. Bu açıdan mümkün mertebe bunlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bu çok önemli bir nokta. Farkındalık oluşturmak hı hı. aslında. Yani bir hı hı. günden ne olacak demek değil, o gün biz bir mesaj vermek. Evet. Ya her günümüzü yapabiliyorsak bu şekilde yapabilelim evet. ki yarın yani imtihan biz ayrıcalık bir toplum değiliz. Bugün dibimizde Suriye 7 yıldır bu zulmü yaşarken hı hı. Allah korusun yarın bize geldiğinde biz ne yapabiliriz? Yani bunu şu an belki 20 yaşında 25 yaşında gençler bir sıkıntı görmedi. Hı hı. Yani daha önceleri gene insanlar yaşadığı sıkıntıları evet. az çok biliyorlar. Ama bilmedikleri için böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızda o zaman imtihan daha ağır oluyor. O açıdan bir de Allah bizi sadece yeme içme için dünyaya getirmedi. Evet. Ya her alanda onları gözetmemiz, onlara hı hı. dua etmemiz, yanında olmamız, yapabiliyorsak az da olsa bir şeyler ulaştırabilmemiz, evet. onun gayreti içerisinde olmak. Yani hedef bu, bu niyetle başladı. Hamdolsun tepkiler iyi, katılım iyi. İnşallah stadyumda yarın Cuma günü daha iyi bir katımla Bursa'ya yakışır bir ümmet iftarı düşünüyoruz. Aslında içerisini de biraz doldurduk. Ne yaptık bu sene? Türkiye'de okuyan 40-50'nin üzerinde ülkeden misafir öğrencilerimiz hı hı. var. Hepsinden öğrencilerimiz orada çıkacak, bir selamlama yapacak. İşte ümmetin birlikteliğini orada sahnede göstermiş hı. olacağız. İşte Bangladeş'inden Bosna'sına, Afrika'dan hı hı. Asya, tüm bölgelerden renkleri farklı, belki dinleri farklı evet. orada okumaya gelen. Onlar orada biz bir ümmetiz mesajıyla hem öyle bir iftar yaparak hem de böyle bir fotoğrafla, manzarayla dünyaya böyle bir mesaj vermeyi düşünüyoruz inşallah. Evet, bu çok çok önemli bir mesaj. Çünkü biraz önce sizin de değindiğiniz konuya ben de biraz değinmek istiyorum. Hmm. Beni de çok rahatsız eden bir şey.
İslami ya da ümmet olan STK'lar olsun, herhangi bir grup olsun, arkadaş grubu olsun. Dediğiniz gibi son model demeyelim, lüks otellerde ya da restoranlarda, o biçim masalarda yapılan iftarlar, dediğiniz gibi dünyanın bu kadar zulüm altında ve yokluk içerisinde yaşarken ciğerlerimizi sızlatan bir acı. Yani insan evet yoklukla kendini, yani yoklukla imtihan etmenin de bir sınırı vardır ama bu kadar bariz şeyler yapmamalı, dikkat etmeli. Çünkü hassas olunması gereken bir zamandayız. Ümmetin şuuruyla ya da işte İslam'ın şuuruyla şuurlanıp ve mesajı biz kendi evimizde de vermemiz gerekiyor. Bizim iftar sofralarımızda, dediğiniz gibi evimizin içerisine taşıdığımız iftar sofralarımızda gayet israflı, gayet bol çeşitli ve mideyi de gözü de her anlamda rahatsız edecek şekilde. O anlamda bizim buradan gerçekten bir mesajımız olsun. Bir de kimleri çağırıyoruz? O sofralara gene imkanı olan. Evet. Her zaman o imkanlara sahip olan kişiler gidiyoruz yani. Değil mi? Yani bir fakir bunların, aileyi çağırsak. Aynen. Bir de bunların bu ortamları bulamayanlara ulaşmak. Evet. Amaç o olsa gene bir anlamı olacaktır, hı-hı, diye düşünüyorum. Yani tabii ki biz bu eleştiri hani şey açısından değil. Sadece bir farkındalık, hı-hı, oluşturma adına. Hı-hı. Biraz kendimize gelmemiz gerektiğini, evet, düşünüyorum. Orada yapacağımız gerçekten bir gecelik şeyle Afrika'da bir ayını çok rahatlıkla, evet, geçirecek insanlar şu anda. Ben çok yakın zamanda geldim. Hı hı. Orada yaşadığım o duyguları halen atmış değilim. Evet. Geçtiğimiz günlerde Afrika, Kamerun'da bir işte Türk iş inşaatı mı diyelim, işte orada bir çalışması, Türklerin yaptığı bir çalışmada oraya gelip giden, yardımcı olmaya çalışan bir Afrikalı bayan öğle yemeklerine davet ediyorlar. Birisi anlattı da onu paylaşmak istiyorum. Davet ediyorlar. Kadın birinciye geliyor, ikinciye itiraz ediyor. Gelmek istemiyor. Diyor ki siz burada çalışacaksınız ve gideceksiniz. Bizim kültürümüzde öğlen yemeği diye bir şey yok. Evet. Bu çok önemli bir mesaj aslında. Yani insanların o şartlarda o şekilde yaşayabildiğini duyunca, anlayınca bir sistemi bozmak söz konusu ve biz kendimize bakmamız lazım. Biz ne yapıyoruz o zaman? Sabah, öğlen, akşam tıka basa yerken, Ramazan'ı çıkarırsak yerken hakikaten ne kadar İslam şuuruyla şuurlanıyoruz diye düşünmek lazım gerçekten. Aynısını işte Burkina Faso'daydım son gelirken, yanımda iki tane iş adamı vardı. Hı hı. Sağ olsun o ortamı gördükçe tabii onlar hani hemen o yetimlerin o şeyi, iftarlık çok fazla böyle heyecanla işte bunu yapalım şunu yapalım. Dedim ki hani demin söylenen gibi biz yarın buradan döneceğiz. Evet. Bunları bugün 2 günlük, 3 günlük bu lüksü verdiğimizde, yani onlara, hı-hı, göre lüks. Yani yarından sonra bunu bulamayacaklar. Bunu bir dengeli, evet, burada en azından o gününü atlayacak şekilde oluşturmamız lazım. Evet. Yani yarın bulamayacakları şeyleri de o çocuklara bugün fazlasıyla şey yaptığımız zaman, bir günlük, hı-hı, o hayal kırıklığına da sokmadan. Evet. Dengeyi gözetmek gerekiyor. Doğru bir yaklaşım o bayanın. Gerçekten öyle ama bu süreklilik hali. Hı hı. Bir de bizim özellikle ülkelerde, çalışma yaptığımız ülkelerde sürekli götürüp karnını doyurmak değil. Hı hı. Orada kalıcı projelerimizle oranın insanını ayaklarının üzerinde durmayı sağlamak. Evet. Asıl bizim hedefimizdeki misyonumuz bu. Hı hı. Yani bugün imkan dahilinde götürüyoruz ama gidişimizdeki asıl iletişim bu. Hı hı. Kendi taşıma suyu değil, değirmeni oluşturmak. Tabii. Yani o önemli. O olmadığı, hı hı, müddetçe hem insanları hazıra alıştırmak hem, evet, de buna güç de dayanmaz zaten. Mutlaka. İmkanlar da dayanmaz. O açıdan hamdolsun bugüne kadar 140 ülkede, bölgede faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Yani bunun içerisinde projeleri saysam hepsi kendi içerisinde bir program, hı hı, dolduracak şekilde. Bu çalışmalar işte geleceği inşa edecek. Hedefimiz, evet, adil bir dünya, hı hı, oluşturmak. Bugün maalesef azınlık bir Batılılara şu anda 1,5 milyar Afrika şu anda maalesef açlık içerisinde. Evet. Ve yeraltı zenginlikleri olan. Çoğu Afrika ülkelerinde tarımıyla aslında çok güzel, hı hı, coğrafyası olan
bir ülke bugün açlıkla karşı karşıya. Hı hı. Somali 3 katı Türkiye'nin ekilebilir arazisi olduğu halde bugün hı hı. açlıkla karşı karşıya. Neden? İşte bunların da nedenlerini de evet. Gün yüzüne çıkararak onları kendi imkanları dahilinde, kendi topraklarında hı hı. rahatlıkla kalabilecekleri bir ortamı tekrar oluşturmak lazım. Hı hı. Bu anlamda yani, aslında sanayi vesaire, yani iş adamlarının da orada devlet destekli yatırımları söz konusu. Yani şimdiye kadar giden o devranı bir şekilde değiştirmek söz konusu. Bu anlamda gerçekten çok böyle bilinçli olmak gerekiyor, uyanık olmak gerekiyor ve onlara yardımı, onların istihdamını sağlarken, orada iş istihdamı sağlarken bizlerin desteğini o anlamda da yapabiliriz. İmkanlar doğrultusunda herkes bir şey yapsa. Kesinlikle. Devrim Hanım, demin Kamerun dediniz ya, hı hı. 2009'da Kamerun'da kurban vesilesiyle gittiğim zaman 52 saat yolculuk yaptım. Hı hı. Uçak, tren, araçla kuzeyde bir yerde kurban kesmek için 52 saat. Evet. O yol boyunca o kadar anekdotlar yaşadım ki. Yani bir 80 yaşında bir amca, biz beyaz olarak hı hı. artık yol üzerinde bir yerde konakladık. Su kuyusundan su çıkarttık, oturduk abdest alırken uzaktan bizi izliyor. Böyle dehşetle bir bakış, böyle bir şeyler de söyleyerek. Ben yanımdaki Kamerunlu bir burada okuyan kardeşim vardı. Dedim ki bu amcanın yanına bir git, ne istiyor bir şeyler. Hı hı. Yanına gitti, konuştu. Biraz gülmeye başlayınca ben dedim ki tamam, sıkıntı yok. Ben de gittim yanıma. Dedi ki bu beyazlar abdest alıyor, namaz mı kılacak? Evet demiş, inanamıyor. Ben 80 yıldır bir beyazın Müslüman olduğunu inanmamış. Evet. Yani hep giden beyazlar sömürmüş oradaki hı hı. şeylerle. Ben de elini tuttum. Türkiye'den geldiğimizi, kurban vesilesiyle paylaşmak için geldiğimizi, selamlar getirdiğimizi söyledim. Bana bir sarılışı vardı. Bir ağladı. Evet. Halen o duygu içindeyim. Yani ben dedi ölmeden dedi bir beyazın Müslüman olduğunu görecek miydim? Bu bile başlı başına bizi nasıl kopardıklarının evet. bir göstergesi. Evet. Kesinlikle. Biz belki bir poşet et dağıtıyoruz orada diye gözükür ama hı hı. aslında koparılan o bağların tekrar bağlandığı bir durum. Evet ve çok önemli. Yani geçen sene Uluslararası Öğrenci Akademisi'nde Nijer'den gelen öğrencilerimizin bir sunumu olmuştu. O da çok önemliydi benim için, unutamadığım bir manzara. Onların kendi içlerinde bir alimlerini tanıttılar o gün. Ve sonunda şunları söylediler çocuklar. Dediler ki biz kendi alimimizi, kendi büyüğümüzü ve kendi tarihimizi Türkiye'ye geldikten sonra öğrendik. Aynen. Biz oradayken hiçbir şey bilmiyorduk. Sıfır bilgiyle onlar ne verdiyse onu biliyorduk. O kadar acı ki dediğiniz gibi ufacık bir hareket, oraya gidip işte bir el tutma bile ne kadar büyük bir getirisi büyük. Olan bir şey. Hakikaten yapılacak çok iş var ama bu açıdan biz görevimizi yapalım. O kalpleri çeviren Cenab-ı Hak. Evet, kesinlikle. Yani biz sadece yapmamız gerekeni yapıyoruz hı hı. aslında. Gene bir kurban zamanı, hani bu anekdotlar çok olduğu için evet. kusura bakmayın böyle aklıma geldikçe bunlar giriyorum. Bunlar da aslında ihtiyaç olan şeyler paylaşılması. Gene bir ekibimiz et dağıtımı sırasında bir de biz gittiğimiz ülkelerin çok böyle kırsalına gidiyoruz. Hı hı. Yani ulaşılması belki ismini ilk kez duyulan yerlere oraya ekiplerimiz gidiyor. O insanlarla o iletişimi kuruyoruz. Hı hı. Gene bir Afrika ülkesinde bir kabile, o bölgede et dağıtımı yapıyoruz. Kabile reisi diyor ki bu eti ne karşılığında dağıtıyorsunuz? Hep artık beyazlar öyle olmuş ya. Evet. Bir herhangi bir karşılık yok. Olmaz diyor yani bir beyaz insan. Hani nasıl olur? Hı hı. Biz diyorum işte arkadaşlar diyor ki Müslümanız. Kurban paylaşmak işte yani dinimizde böyle. İnanamıyor yani. Evet. Kilometrelerce geliyorsun. Nasıl bir din ki böyle bir karşılıksız paylaşıyor? Kabile reisinin dikkatini çekiyor. Tam görevleri bitiyor, ekip dönecek. Yani o zaman diyor ki ya rica etsem şu diyor anlattıklarınızı kabileme anlatır mısınız? Çok böyle şey geliyor. Tabii diyorlar, iki gün uzatıyorlar. Hı hı. Kabilede anlatıyorlar İslam dinini. 800 kişi orada İslamiyet'e giriyor. Şimdi evet. bu bizimle alakalı bir şey değil.
Götürdüğünüz etle değil. Allah sizin vesilenizle evet. orada bir tebliğ veya evet. orada bir ulaşım sağlamış oluyor. Evet. O açıdan biz görevimizi yapmakla yükümlüyüz. Hı hı. Ondan sonrası Cenab-ı Hakk'ın takdiri, o kalpleri evet. çeviren. Bugüne kadar nasıl bir imtihana karşı karşıya kaldılarsa bunun bir muhakkak karşı şeyi olacaktır hı hı. yani. Dünyanın kıyamete kadar bu zulüm devam etmeyecek. Evet. Bir gün bitecek. İnşallah. Evet, inşallah. Burada bitmese de ahirette bunun karşılığı olacak. İyi veya kötü. Aslında baktığımız zaman Hüseyin Bey, gittiğiniz yerlerdeki insanların imtihanı, onların imtihanı ama bizim imtihanımız da onları görmek, onları duymak, onlara gitmek. Yani bu Allah aslında burada bir denge sağlıyor. Tabii. Bir şekilde onlara da bize de bir şey nasip ediyor. Ama biz bunun farkında değiliz. Geçen sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Çok da muhafazakar gördüğüm, yani inancından şüphe etmeyeceğim bir arkadaşım. Allah'a bir yerde şeyi söylüyor. Diyor ki işte falanca yerdeki zulmü görmüyor musun? Ya da hadi onu görmedim, bunu görmedim, bunu da görmüyor musun gibi. Burada Allah muhafaza imandan çıkma tehlikesi var. Çünkü Allah onu verirken bize bir sinyal, bir mesaj da veriyor. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ama biz cüz'i aklımızla çok farklı şekillere sokabiliyoruz. Onların imtihanı değil sadece. Söylemek istediğim o. Bizim de imtihanımız. Bizim burada kaygısızlığımız en büyük imtihanımız aslında. İnşallah ben arkadaşlara onu dedim. Burkina Faso'da 45 derece sıcak oruç, insan oruç tutuyor. Akşam da ne yiyeceği de yani ne bulursa yiyecek. Şimdi buraya geliyorum. Havalara bak, geldiğimde o yani gerçekten ceket giyilecek bir hı-hı. durum. Haziran'ın ortası. Evet. Yani bir cennetten yaşıyoruz. Her saniye şükretmemiz gereken bir şey. Ya Rabbi dedim, yani buradaki bizim imtihanımızla oradakinin aynı mı olacak? Evet, olmayacak kesinlikle yani. Kesinlikle olmayacak. Dediğiniz gibi yani imtihan aslında herkesin imtihanı. Evet. Yokluk imtihansa aslında varlık da bir imtihan sebebi. Hatta en büyük imtihan bence. En büyük dediğiniz gibi. O açıdan duyarlı olmak lazım. Evet. Hani şu şey değil tabii, biz burada doğduk yani bu şeyle alakalı değil. Tabii bu bir takdirdir hı hı. ama bunun karşılığını vermek. Demin evet. dedik yani israfları önlemek lazım. Yapabildiğimiz yani, kadar kendi içimizde. Belki eskiden o Afrika'yı şeyi bilmiyorduk, gidemiyorduk, sorumlu değildik. Ama hı hı. bugün uçağa biniyorsunuz, 3 saat sonra oradasınız yani. Evet. İmkanlar da var. Ve gördükten sonra sorumluyuz artık yani. Evet. Dibimizde Suriye'de 7 yıldan beri bu sorumluluk değil mi bizde? Evet. Yani bunun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Ve Müslüman İnşallah, da bu bilince sahip olmak zorunda, mecburiyetinde, farz üzerinde. Zorunda tabii yani. Bir minnet değil bu evet. zorunluluk. Gerçekten öyle yani. Sonuçta yani bir iş adamı eğer bir şeyler kazanıyorsa, ticaret hı-hı. yapıyorsa, hı-hı. eğer inanıyorsa bunun bir zekatı var. Evet. Bunu vermekle yükümlü, kimseye bu şey değil yani. Neyse hesabını yaparak hı-hı. fakirini, o şeyini bularak ona ulaştırmak zorunda. Evet. Yoksa onun hesabı var. Nasıl ki dünya işlerinde o kadar muhasebecimiz, her şeyimizi hesap ediyoruz. Hı hı. Eğer ahirete inanıyorsak da onların da olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Yani. Hele de ülkemizin standartlarına, şu zamandaki standartlarına, şartlarına baktığımız zaman hakikaten zengin zekatını hakkıyla verebilse, hesabı tam yapıp da verebilse fakir insan kalmaz zaten. Hatta evet. Suriye'den gelen misafirlerimizde bile fakir insan kalmayabilir. Çünkü hakikaten şeylerimiz çok, yaşam standartlarımız çok yükseldi. Maddi olarak herkes çok iyi durumda. Yani imkansızlıklar olsa bile baktığımız zaman çoğunluğu gayet iyi durumda. Biz hep şu soruyla karşı karşıya kalırız Devrim Hanım. Yani genelde ya ta Afrika'ya gidiyorsunuz, burada fakir yok mu? Genelde söylenir. Hı hı, hı. Yani böyle inanın şeye baktığım zaman, hani burayı şey açısından söylemiyorum bunu. Buranın fakiri dediğimiz, hı hı. en fakiri, Bursa'yı gözeterek söylüyorum. Orada gittiğimiz o Afrika'da oranın zengini. İnanın evet. öyle yani. Bizim fakirlik, yokluğun karşılığı bizim zihnimizde artık farklılaştı. Evet. O kadar lükse alıştık ki. Evet. Diğeri gerçekten bize göre fakir gözüküyor ama orada yokluğun tam karşılığı. Evet. Yok yani. Onun bir hani nasıl tarif edilir bilmiyorum. Bunları görüyorsunuz. Burada yani öncelik
Tabii ki onları da gözetiyoruz. Hı hı. Onları da gözetmemiz lazım. Bizim de yetimlerimiz var, bakıyoruz. Evet. Ama işte burada öncelik de çok önemli. Evet. Uzaklar yakınlaştı artık. Yani komşudan başlıyoruz ya. Hı hı. Aslında bu komşuluk şeyi Suriye bugün komşu. Yani burada bir zulüm var. Orada hı hı. bir sıkıntı var. Önceliğimiz aslında. Evet. Bakıldığı zaman. O açıdan bunları da biraz hassas davranmalarını ben izleyicilerimizden. Hani o ayrımı da iyi gözetmemiz gerektiğini evet. Düşünüyorum. O açıdan inşallah niyetlerimiz halis olursa evet. Rabbim de ona göre kapılar açıyor. Ona göre yardımlar geliyor. Siz isteseniz de istemeseniz de mazlumun, yetimin sahibi Cenab-ı Hak. Evet. Ya siz burada kendi imtihanınızı aslında onlara ulaşırken kendiniz için çalışıyorsunuz. Evet. Onlara birilerini ulaştırıyor. Onlar hani kimsesiz değil. Hı hı. Düşünün yani Allah Resulü bize o kadar tavsiyeleri var ki yetime bakmak, başını okşamak. Burada hayırda yarışmak aslında. Yani yapılan. Diyor ki eğer dualarınızın kabul olunmasını istiyorsanız bir yetime el uzatın, onun evet. başını okşayın. Bu sözler boşa söylenmiş şeyler değil yani. Evet. Ve bugün 95 bin yetime bakıyoruz. İHA olarak. Yeterli mi? Değil. 400 milyon yetim var dünyada. Evet. Geç biz böyle konulara giriyoruz ama yani. Yok, gayet güzel gidiyor bence. Sonuçta konuşacağımız şeyler de bunlar. Başlıklar belki farklı olacak ama bu yıl İnsani Yardım Vakfı olarak sizin gittiğiniz ülkeler, bu Ramazan'da özellikle yaptığınız faaliyetlerden biraz da bahsedelim isterseniz. Özellikle İHA her yıl Ramazan, Kurban tüm ülkelere ekipler dağılır. Hı hı. Orada hem Ramazan'da kumanya paketlerini dağıtırken hı hı. oradaki yetimlerimize bayramlıklar giydirilerek bir de orada projeler üretiyor. Evet. Ne var o bölgeye gittiğimizde? Ne ihtiyaç var? İşte su kuyusu. Su olmazsa olmaz. Hı hı. Orada belirleniyor. Dönüşümüzde o raporlar yapılıyor ve o yıl içerisinde o projeler gerçekleştiriliyor. Bağışçılarımızla paylaşılarak. Hı hı. Bu yıl tabii bir de 140 ülkede faaliyet yapıyoruz dedik ya. Hı hı. Tabii bunun yanında da iller belli ülkelerde çalışmalar yapıyor. Biz özellikle her yıl farklı ülkeleri alarak oradaki çalışmaları üstleniyoruz ve buradan hı hı. onları karşılamaya gayret ediyoruz. Bu sene Azerbaycan, Gürcistan, Burkina Faso, Sudan'da şu anda ekiplerimiz Sudan'da hı hı. dağıtım yapıyor. Henüz onlar dönmedi. Sudan 5 ülke Bursa'ya tahsis edildi ve oranın projeleri tamamı buradan karşılanacak. Hı hı. Biz Burkina Faso'da ben pazar günü döndüm. İşte ne yaptık? Orada erzak dağıttık. Kaç kişiye? 2000 aileye gıda paketi dağıttık. Oradaki baktığımız yetimlere bayramlık aldık ve giydirdik. 1000 kişiye iftar verdik belli bölgelerde. Ziyaretlerimizde işte yetimhane ziyaretlerimizde kurban oraya mesela kestik, bıraktık. Kısmen hani o vesileyle de ziyaret de yapmış oluyoruz eksikliklerle alakalı. Her bölgenin farklı. Hı hı. Biz bunları ayrımını yaparken öncelik çok önemli. İşte Suriye dağıttığımız erzak sayısı çok fazla. Arakan hani daha sıkıntılı olan bölgelerde hı hı. Daha fazla. Evet. Sudan şu anda kuraklıktan dolayı orada çok fazla gıda dağıtımı yapıyoruz. O açıdan her sene bölgelerin dengeleri değişebiliyor. Hı hı. O değişikliğe göre de biz taksimini yapıyoruz. Yani atıyorum Sudan'da 10 bin aileye gıda dağıtıyorsak dediğim gibi Burkina Faso'da işte 2 bin oranın hı hı. kendi şeyine göre. Bu dağılımları yapıyoruz. O ay içerisinde de bağışçılarımız zekatlarını, fitrelerini, diğer hayır hasanatlarını hı hı. verdiklerinde biz de bunları taksim ediyoruz. Bizim bir de özellikle İHA'nın bir şeyi var, hassasiyeti var. Hı hı. Olması gereken diye düşünüyoruz, inanıyoruz. Asla Sudan'a gelen bir bağış Burkina Faso'da harcanmaz. Hı. Yani bağışçımızın evet. getirdiği,
şartı neyse o şart üzere o para harcanır. Zaten zekat veya fitre onları konuşmuyorum. Zekat nerede harcanacaksa orada kullanılır. Ülke ayrımı bile yok, işte Suriye'de şu anda yanıyor, yangın var, oraya gönderelim. Belki o anda göndersek de o emaneten gider ama gene de o fon kendi yerine ulaştırılır. Bir kuruş bile birbirinin hakkı oraya taksimde veren de öyle veriyor şey değil yapmaz. Mi? Bizim asıl buradaki hassasiyetimiz verenin arzusu ve niyeti doğrultusunda hareket etmek. Evet. Oraya o şekilde ulaştırmak. Evet. Hani Devrim Hanım geldi, dedi ki benim zekatımı dünyada hiç duymadığımız bir yer duymuş, oraya yatırmış bankaya. Orada bizim de çalışmamız yok. Biz dönüyoruz Devrim Hanım'a, diyoruz ki böyle bir bağışınız var ama o ülkede henüz bizim bir çalışmamız yok. Bu bağışınızı ya iade edelim veya yakın farklı bir ülkeye harcayalım diye de dönüş yapıyoruz. Yani eğer orada bir şart varsa bizim de oraya bugüne kadar hamdolsun 140 ülke hani ulaşmadığımız yer kalmadı ama tabii ki var mı çok. Evet. Ya bu hassasiyetle de çalışmalarımızı yürütmeye gayret ediyoruz. İşte bereketi oradan geliyor zaten. Evet. Yani niyet bu, önce. Şimdi siz söylerken aklıma geldi. Bu aslında oradaki çalışmalarda, bu tür çalışmalarda bulunan insanlarla muhabbetimden aldığım bilgiye göre söyleyeceğim. Şimdi biz burada verdik yardımı. İşte dünyanın hiç bilinmeyen bir köşesine, ücra bir köşesine de götürdü İHA veya X bir dernek diyelim. Oraya giderken insanların canlarının ne kadar tehlikeli olduğunu, aslında hiçbir şeyin bizim kafamızda tahayyül ettiğimiz gibi olmadığını da aslında altını çizmek lazım. Çünkü can tehlikesi var. Her anlamda çok tehlikesi var değil mi? Çok zor şartlarda yapıyorsunuz bu yani işi aslında. Yani çok çok arkadaşlarımızı kaybettik biz bu şeyde ama bu boşa değil. Biz zaten ona inandığımız için. Bunu bilerek için. Gidiyorsun eğer zaten. Eğer bu çalışmaların karşılığında Allah'ın rızası olmasa kolay işler değil. Hani parayla veya makamla bunun karşılığında olacak şeyler değil yani. Düşünün Suriye'de 7 yıldır biz içeride yardım dağıtıyoruz. Evet. Bir taraf bomba düşüyor, orada yardım dağıtıyorsunuz. Görüntüleri gördünüz yani. Evet. Bu bir gün iki gün değil yani. 7 yıldır oradayız şu anda. Şimdi bu çalışmalar dediğiniz gibi aslında kolay değil. Kesinlikle. Hani verilen o emanet, ben verdim, benden bitti. Tamam, eyvallah, biz de aldık götürmek için o meşakkat. Ama şuna inanarak yapıyoruz biz. Cenab-ı Hak hayır sahibinden eksiltmeden o hayrı vesile olan, işte götüren artık neyse, onlara da eksiltmeden aynı ecir vardır diyor. Biz de o ecri kazanacağız diye o gayret içerisindeyiz. Yani. Nasıl bir güzellik değil mi? Elhamdülillah. Yani, bunu tavsiye ediyor ama tavsiye ettiğiyle birlikte ne kadar güzel de mükafatlar tabii. sağlıyor. Yani gidene, götürene, tavsiye edene, her türlü yani bir sürü kişiye bu arada kesinlikle bundan nasip çıkarıyor. İşte bu da nasip işi. Evet. Ayağınıza gelmiş bu fırsat, biz bundan faydalanmak istiyoruz. Evet. Nereye kadar? Gücümüz yettiği kadar. Rabbim sağlık, sıhhat versin inşallah. Biz burada bedenen, işte burada hayır köprüsünün ortasındayken de biz istiyoruz ki bağışçılarımız da buradan faydalanmak için biraz gayret göstersinler. Evet. Tanısınlar, güvensinler muhakkak. Yani verdikleri zekat benden çıktı, tamam ne olursa olsun değil. Sonuna kadar takip etsinler. Evet. İHA'ya verdim, yerine ulaştı mı? Web sitemizden veya arasınlar yetkililerle, nereye gidiyor, son noktaya kadar ulaşıyor mu? Yani çalışmalarımız tamamen şeffaf. Evet. O noktada şeyimiz yok. Hatta Burkina Faso'da yetimhanede bizim Bursa'dan bağışçılarımızın karşılıklı, bizim yetim sistemimiz öyledir. Oradan bir okulumuzun yetimiymiş listeden baktığımda, orada böyle kızımızla bir video çektim ve attım WhatsApp'ta. Yani ora öyle bir duygu haline gelmiş ki canlı yani orada. Sanal bir şey değil. Evet. Oradan bir selam gönderiyor. Oradaki o yetim biliyor ki Türkiye'de bir ailesi var. Evet. Ayda 100 lira yani. Çok bir şey değil. Bugün bir yemeğe gidiyoruz, o paraları veriyoruz. Evet. Ama o çocuğun 100 lira
bir ay boyunca sağlığı, eğitimi, her şeyi karşılanıyor. Evet. Böyle bir kolay ecir almak varken niye gayret etmeyelim? Maneviyatımızı da yani çok bugün güzelleştiren bir, şeyler bir aslında. Evin muhakkak bir yetimi olması lazım. Kişinin olması lazım ama hani en azından yapamıyorsak da bir evde o yetimin duasını almamız lazım. Evet. İnşallah. Gerçekten önemli. Yani biz bereketini görüyoruz. Yetim çalışmasını önemsiyoruz. Demin VTR'de de böyle bakınca oralara gittim. 2 hafta önce de Pakistan'daydım. Orada daha çok ufak yaşta aldığımız yetimhanede çocuklar bugün liseyi bitirmiş ve üniversiteye gidenler var. Evet. Bunları görünce hamdolsun, şükrediyoruz. Yani o çocuklar belki oralara biz ulaşmasaydık, bugün dünyada gerçekten misyoner kuruluşlar kendi amaçlarında bunları alıp kullanıyorlar. Yani evet. Maalesef bunlara şahit oluyoruz. Yani bir ülkeye giderken biz çok şahit olduk. Aynı uçakta siz yardıma giderken diğer koltuktakiler de orada, organ mafyası da orada, kadın taciri de orada. O çocuklar için aynı uçakta gidiyorsunuz. Değil mi? Dünya maalesef böyle. İyiler de var, kötüler de var. Bir olacak şekilde, yani. Evet, olacak. Olacak. Dünya bu ama şekilde gidecek. Biz istiyoruz ki iyilerin çoğalması, evet, adil bir dünya, adaletin tahsis edildiği bir dünya oluşsun istiyoruz. Yine şairin dediği gibi dünyayı iyilik kurtaracak inşallah, i̇nşallah diyelim. İnşallah. Şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik Hüseyin Bey. Biraz dinlenelim isterseniz. Siz de zaten yol yorgunusunuz. Kısa bir ara verelim, sonrasında evet, devam edelim. Sevgili izleyenler, reklam aramızdan sonra buradayız. Efendim tekrar merhabalar. Güne başlarken de kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımızda çok önemli bir konumuz ve konuğumuz var. Bursa İnsani Yardım Vakfı Başkanı Hüseyin Kaptan bizlerle birlikte, demiştik. Ümmet iftarını konuşuyoruz. Aynı zamanda İnsani Yardım Vakfı'nın yardım çalışmalarından bahsediyoruz. Ve zaman zaman değindiğimiz özellikle yetimler noktasında ben biraz da konuşmak istiyorum. İHH'ya bağlı yetim, ne kadar yetimimiz var, yetim yardımı çalışması var. Evet. İsterseniz bundan bahsederek başlayalım. Demin aslında konuşurken belki arada zikrettim. Bizim bu yetim çalışmamız 2007 yılında sponsorluk sistemine geçme oldu. Daha öncesinde Bosna Savaşı'ndan beri, kurulduğumuzdan beri kalan yetimlere ilgileniyorduk zaten. Bu çalışma neden? Dedim ya, dünyada şu anda Birleşmiş Milletler'in tespitiyle 400 milyon dünyada yetim var. 400 evet, milyon ciddi bir kocaman bir devlet yani oluşturduğunda. O açıdan bunu önemsiyoruz. İHH'nın bugün ülkelerde baktığı, Türkiye'de dahil 95 bin yetimi var. Birebir karşılığı olan. 15 bini Türkiye'de, illerde, işte Bursa'mızda da ilgilendiğimiz yetim aileler var. Bu 95 binin içerisinde de 4700 yetime Bursa'daki hayırseverler sahip çıkıyor. Bursa'nın baktığı 4700 yetimi var. Bir yetime, sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Biraz önce söylediğiniz rakam mı geçerli? Farklı rakamlar oluyor mu? 100 lira mı? Hayır. Sınırlı? Bizim buradaki sistemde sadece bağışçımız bir yıl taahhüt etmek kaydıyla, çünkü o çocuk ortada bırakılmıyor. Evet. Bir yıl sonra eğer bağışçı bırakırsa yeni bir aileye veriyoruz. Öyle bir sistem yürüyor. 100 TL aylık. Evet, bu standart. Standart 100 TL ile bugün, tabii artış oldukça eklenebiliyor ama şu anlık 100 TL karşılığında bir yetime bakabiliyor. Nereden? İster Afrika'dan, Balkanlardan, Asya'dan. Nereden isterse evet, yetim alabiliyor ve o yavrumuzu üniversite bitene kadar, bizim şu anda hedeflediğimiz o çağda, hatta öyle bir sistem ki Endonezya'da tsunami olduğunda Aceh'de bir İstanbul yetimhanesi kurmuştuk kızlar için, hiç kimsesi kalmayan. Onlardan, o kızlarımızdan bir tanesi Uludağ Üniversitesi'nde okuyor. Dina diye bir kızımız. Yani inanılmaz bir şey. Dina diyor ki, benim hayalimde diyor, imkanım ne olursa, bir kişilik bile olsa bir yetimhane açmak. Evet.
Yani çünkü o duyguları yaşadı. Tabii ona sahiplendiği için. Hani onu aldık, yetimhanede her şeyle ilgilendik. Hı hı. Üniversitede de Türkiye'ye getirdik ve de Bursa'ya geldi. Yani tevafuk. Evet. Bunun gibi diğer İstanbul'da, diğer illerde hani üniversite bitip ayakları üzerine durana kadar. Hı hı. Biz sahiplenme sistemimiz bu. Hı hı. O açıdan öyle bir şeylerle karşılaşıyoruz ki bir kadınlar hani gün yapıyorlar 10 kişi. Hı hı. 10 lira 10 lira toplayarak bir yetime bakanlar var. Çok güzel. Yani bu olmayacak şeyler değil. Bunu hatta tavsiye niteliğinde izleyenlerimize altını çizip söyleyelim. Dediğiniz gibi gün yapıyoruz, toplanıyoruz, arkadaş toplantıları yapıyoruz. 10'ar lira, 20'şer lira toplayıp bir yetime bağışlıyoruz. Tabii yani ben görüyorum orada falan grubun yetimi diyorlar mesela. O bir hem bereket getiriyor, evet. Orada toplanmanın gayesini ortaya çıkarıyor. Biraz daha... Bayan izleyicilerimiz bu saatlerde yoğundur. Onlara seslenmek lazım. Yani yetime işte anne şefkati, evet, diyoruz ya. O açıdan çok önemli. Hı hı. O hassasiyette bakmak lazım. Baktığımız işte dediğim gibi Bursa'da da var. Hı hı. Bu yetimlerimize her şeyinle ilgileniyoruz. Psikolojisiyle, sağlığı, eğitimi. Hı hı. Hani sadece... karnını doyurmak evet, değil. İşte gittiğimiz zaman bayramlıklarını her sene muhakkak alıyoruz. Hı hı. Ramazan, kurban. Onun yanında eğitimdeki gelişmelere göre onları yönlendiriyoruz. Türkiye'ye işte başarılı olanlar ki genelde Allah'ın takdiri yetimlerimiz hep başarılı. Evet. Mesela Pakistan'da bir yetimimiz vardı. Türkiye'ye okumaya geldiğinde 5 dil biliyordu çocuk. Konuşabiliyordu yani. O kolay bir şey değil. Evet. O açıdan bunun gibi çok şeylerle karşı karşıya geliyoruz. Yani bereketli bir çalışma alanı. Evet. Ve gerçekten de onların duasını almamız lazım. Hem toplum olarak hem de fert olarak. Evet. Bakın burada bir şey anlatayım. Türkiye'de referandum yaşadık geçenlerde. Hı hı. Referandumun gecesi ben öncesinde Somali'deydim. Oradaki kıtlık şeyiyle, kuraklık nedeniyle oraya gittik. Hı hı. Referandum gecesi döndüm. İnanın orada iki tane nehir vardı ben biliyorum. İki nehir devasa akan Etiyopya üzerinden. İçeride gezebiliyorsunuz şu anda. Bir damla su yok. Kurumuş, yer altına çekilmiş. İnsanlar köylerinde tarım yapanlar, az çok yani ayakta duranlar, su kesilince hayvanları ölüyor. Kendileri de ölüm artık yaklaşınca, evet, şehre doğru göç ediyorlar. 1 milyon insan, bir şehir. Şehrin zaten imkanı yok. Ve çalılardan, böyle ben birebir orada kurarken de, ziyaret ettiğimde de gördüm. 1 metrekare içerisinde 6 tane aile orada sıcağın ortasına, üstüne naylon, poşet, işte ne buluyorsa örtüyor, orada bekliyor. Ya ölümü bekliyor ya da birisi bir şey götürecek, oradan hayata tutunacak. Şimdi o günlerde ama Türkiye'de o referandum süreci, inanın hepsi ellerini açmış, Türkiye için dua ediyor. Evet. Bu manzara çok önemli. Hani mazlumun, yetimin duasıyla biz ayaktayız. Evet. Eğer bunlar olmasa inanın şu halimizle, kesinlikle bir yani bilmiyorum, yok aslında. O açıdan o manzaralar görüldükten sonra ben her zaman diyorum. Eğer bir evin o bereketi içeri girmiyorsa, hı hı, vay halimize yani şu anda. Evet. Hep oradan söylemişimdir. İşte sürekli koltuk değiştiren ablalara, hı hı, buradan sesleniyorum. Senede bir. O 1 metrekare içerisinde toprakta. Ve bir de manzarayla karşılaştım. Ziyaret ediyoruz, gıda dağıtıyoruz. Bir kulübenin içerisine zor girdik zaten. Bir girdim. 1 saat önce bir çocuk, yeni doğmuş daha. İçeride anne yatıyor. Çocuk daha, yani hastane yok, hiçbir şey yok, ortam yok. Hayat devam ediyor yani. Evet. Ve insanlar da gülümsüyor. Hani böyle bir şey de yok yani. O açıdan bunları... Şu Ramazan'ın bereketiyle. Evet. İyi analiz etmemiz lazım. İyi düşünmemiz lazım. Bir şeyleri yapıyorsak ne yaptığımızın farkında olmamız lazım.
yarınları düşünmemiz gerekiyor. O insanların, onlar da dünyaya gelmiş bir hayat tarzı var. Hı-hı. Bir hedefi var. Evet. Neticede ama herkesin kendine göre, kendi işte şartlarına açıdan, göre bir hayali, bir yetim, hedefi var. İşte yetimden çıktık, oralara geçtik. Her bölgede bizim yetim çalışmalarımızı var ve, hı-hı, devam ettiriyoruz. Hı-hı. O yetimler inşallah güzel ortamlarda eğitimler almasını sağlıyoruz. Ve gelecekte o ülkelerdeki, hani baştan dedik ya, adil bir dünya, hı-hı, adalet olan. İşte o tahsis edecek olan nesiller inşallah onlar olur. İnşallah. İşte el uzattığımızda. Çok rakamlar değil. 100 liraya. Evet. Bugün yani o dedik yani iftarlar. Bugün bir iftar, ya bilmiyorum, lüks yerlerde o rakamlara ulaşıyor. Evet. O rakamlarla bir ay bir yetimin ihtiyaçlar karşılanıyor. İnsanlığımızı biraz ciddi anlamda sorgulamamız gerekiyor. Gerçekten öyle. Başlayarak hepimizin gerçekten bu konuda biraz duyarlı olmaya ihtiyacı var. Kısa bir kısa bir videomuz daha var. Onu da izleyelim. Sonrasında onun üzerinden konuşalım, tamam, inşallah. Karanlık bir gecede sabahı, yalnızlığın içinde umudu, esarete rağmen özgürlüğü, kuraklığın ortasında rahmeti bekler gibi. Ramazan'da bağışlarınızla sizi bekliyorlar. İHA İnsani Yardım Vakfı. Evet. Bizi bekliyorlar. Gerçekten, evet, güzel bir mesaj olmuş. Burada yetimler için Ramazan'da yapılan etkinliklerden ya da neler yaptığınızdan biraz bahsedelim. Evet, önemli. Şu anda 2 yıl önce İHA'nın girişimleriyle Ramazan'ın 15'i Dünya Yetimler Günü kayıtlara geçildi. Hı-hı. Şu anda dünyada her yerde Ramazan'ın 15'inde her yıl yetimler özelinde faaliyetler, hı-hı, yapılıyor. Bu çok önemliydi bizim için. Evet. Hamdolsun. Türkiye'de de 2 yıldır, 3. yıl bu. Belediyeler, diğer STK'lar, herkes yetim üzerinde faaliyetler yapmaya gayret ediyor. Bizim istediğimiz buydu, hedeflediğimiz buydu. Yani asla bizim İHA bir şeyimiz değil, putumuz değil. Hı hı. Herkes yetime sahip çıksın. Kendi adına, evet, kim, yani isim önemli değil. Derdimiz onların geleceğe sağlıklı bakabilmeleri, yürüyebilmeleri için hepimiz gayret içerisinde, hı hı, olmamız lazım. Bu açıdan Dünya Yetimler Günü, işte cumartesi günü, Ramazan'ın 15'i. Evet. O gün biz her il, dünyada her yerde olduğu gibi biz de Bursa'da belediyelerimizle ortak iftarlar düzenliyoruz yetimlere, hı-hı, özel. Onlara bayramlıklar alıyoruz. Onları hediyeler takdim ediyoruz. Genelde sadece tabii o gün değil, genel yetimlerimizle farklı günlerde de faaliyetler yapılıyor ama, hı-hı, o güne önem arz ediyoruz. O gün başka bir şey değil. Hep yetimler üzerine. Günlere karşı olan, ben bugünü çok sevdim. Keşke bütün günler böyle bir amaçla hareket etse. Hani en azından bir şey olması lazım. Hedefi, evet, olması açısından. Hem bir farkındalık, hı hı, yetimle alakalı çalışma. Mesela bizim 4 yıldır yaptığımız, Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yaptığımız her sınıfın bir yetimi bir kampanyamız var. Hı hı. İnanın çocuklar sınıflarında kumbaralara atarken yetim kavramını unutan bir çocuklara aslında değer eğitim veriyoruz bir manada. Hı hı. Yani bilmediği bir yerde bir yetim kardeşi var. Evet. Hani hem hayrı öne alıyoruz, teşvik hem de yetimi ediyor, orada gündeme getirmiş oluyoruz. Hı hı. Bu çalışmalar içerisinde bizim dediğim gibi Bursa'daki şu an baktığımız 300 kadar bir yetim, hı hı, yavrumuz var. Onların her şeyine zaten yıl içerisinde de ilgilendiğimiz gibi, hı hı, Ramazan'da biraz daha fazla olmuş oluyor. Bu açıdan bizim bağışçılarımız bizim sitelerde de
web sitemizde veya sanal ortamlarda bunları paylaşıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir gıda paketimiz 85 TL. Bir yetim bayramlık 120 TL. Bir iftar bedeli 10 TL gibi böyle şeyler var. Onlar içerisinde bağışçılarımız hesaplarımıza veya direkt derneğe gelerek bağış makbuzu karşılığında bağışlarını ve nereye olduğunu söyleyerek biz bunları da taksim ediyoruz o şey içerisinde. En önemlisi de burada izleyicilerimizle tekrar paylaşmak gerekiyor. Suriye 7 yılın içerisine girdi ve bugüne kadar hamdolsun Bursa'dan 520 tır yardım göndermişiz. Evet. Ve o yardımlar devam ediyor. Ramazan'da da hedefimiz, geçen Ramazan 36 tır, her gün bayramda dahil tır gönderdik. Bu sene de aynı hedefi koyduk. İnşallah bağışçılarımız, iş adamlarımız buradaki bu duyarlılıkla orada o sıkıntı içerisindeki Suriyelilere, biz özellikle sınırın ötesine tabii gönderdiğimiz yardımlar, oraya yardımlarımızı tekrar tır bazında ulaştırma gayreti içerisindeyiz. O noktada da o hassasiyeti de belirtmek istiyorum. Rabbim inşallah bu Ramazan'ın bereketiyle o mazlumların artık imtihanı biter diye ümit ediyoruz. Evet, çünkü inşallah. Çok savaş kolay bir şey değil. Evet. Yani o bombalar altında, yani her şeyiniz gitmiş ve canınız da gidiyor. Çoluğunuz, çocuğunuz gitmiş. O açıdan onların imtihanı ama bizim de imtihanımız. Evet. Bu imtihanı kaybedenlerden olmayalım. İnşallah. Biraz o hassasiyetle gayret edelim diye düşünüyorum. Yetim çalışmalarımız böyle. Suriye'de de şu anda 500 bin yetim var. Ama milyonu geçkin düşündüğümüz. Evet. Onlara da biz sahip çıkmamız gerekiyor ki çıkıyoruz. Belki basından takip ettiyseniz geçen ay Reyhanlı'da 52 villadan oluşan bir yetim köyü açtık. Suriyeli yetimlerimiz için. 970 yetim kalıyor orada. Kızlara ayrı, erkeklere ayrı. Nezih bir ortam. Ve içerisinde ilkokul, ortaokulu, hastanesi, camisi, sportif alanları olan 100 dönüm arazi içerisinde bir yetim köyü. Çok güzel. Yani gerçekten dünyada ilk böyle bir proje. Ve orada o yetimlerimiz inşallah gelecekte güzel bir eğitim alıp Suriye'de tekrar aynı ortamlarda artık nasıl bir gelecek bekliyorsa biz onları hazırlamak için gayret ediyoruz. Yani kalıcı projelerimiz çok. O açıdan biz sadece 100 TL verip şeyleri idame ediyoruz ama onlara o sosyal alanda da bir ortamda oluşturmak için gayret ediyoruz. Şu anda 40 ülkede yetimhanemiz var. Sadece Pakistan'da 8 tane. Diğer ülkelerde hani çoğunluğa göre hiç kimsesi olmayan çocuklarımızı oraya alıyoruz. Evet. O açıdan... Siz almasanız bir başkası alacak. Onlar alacak zaten. Evet. Alıyor da maalesef. İşte oradan kaç kişi kurtarabilirsek bizim için önemli. Evet. Önem arz ediyor. Bu çalışmalarımızı büyütmemiz lazım. 95 bin dedik ya. Çok gibi gözüküyor değil mi? Bir misyoner kuruluşun baktığı yetim sayısı tahmin edebilir misiniz? 4 milyon. Sadece bir kuruluş. Ne amaçla bakılıyor onu söylemiyorum yani. Bu açıdan çok gayret etmemiz lazım. Kesinlikle. Ve ben inanıyorum ki bugün 100 lira verebilecek çok sayıda insan var yani. Evet. Yeter ki bu hassasiyette olalım. Bu çalışmalara bu gözle bakalım. Bir de karşımızdaki muhatabı da iyi tanıyalım, güvenelim. Evet. Bu o çok önemli. Önemli yani. Bu çok önemli çünkü... Bu açıdan yardımları yaparken de Türkiye'de de olsa, ülke yurt dışında da olsa hangi ülkeye nasıl bir yardım yapacağımızı da çok iyi analiz etmemiz lazım. Belki göndereceğimiz yardım o ülkede hiçbir karşılığı da olmayabilir. Evet. O ülkenin coğrafi yapısını, insanların kültürünü, her şeyi araştırılması lazım. Ona göre yardım ulaştırmak gerekiyor.
Biz o açıdan ülkelerde bunun da analizini yapıyoruz. İşte su kuyuları açarken, mesela Katarak bir projemiz var. Belki takip ediyorsunuz. 250 TL karşılığında katarak ameliyatları yapıyoruz. Bugüne kadar 100 bin insanın gözü açıldı bu vesileyle. Nijer'de bir hastanemiz var. Sırf onun için kurduk. Ve orada sürekli niye Nijer? Nijer'de 2 milyon kişiye bir göz doktoru düşüyor. Ve göz sorunları da çok fazla değil mi? Güneşten dolayı. Ve katarak doğan çocuklar var Devrim Hanım. Yani hiç dünyayı görmemiş. Doğuyor katarak. Yani bizdeki gibi değil. Orada hiç göremiyorlar. Evet. Ve 250 TL verdiğinizde gözleri açılıyor. O kadar da kolay yani. Evet. Sadece malzeme. Doktorlarımız gönüllü geliyor. O açıdan bu da dünyaya bakışını ve dünyaya tutunmasını sağlıyor. Evet. Bir proje. İşte o açıdan bölgeleri iyi analiz etmek lazım. Biz de o ülkelerde ne yapılması lazım? Gittiğimizde onları masaya yatırıyoruz. Su kuyuları 6000'i geçti şu an açtığımız. Mesela Somali'de şu an kuraklık neticesinde 200 metrenin altına çekildi sular. Yer altına. Biz derin su kuyuları açmaya başladık. Ve cidden çok iyi de su çıkıyor derin indiğiniz zaman. Ama maliyetler tabii yüksek. Evet. Ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Gayret etmemiz lazım o açıdan. Evet, şimdi programımızın yapılacak, söylenecek ve duyurulacak çok şey var ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben fitre ve zekat Ramazan dolayısıyla özellikle izleyenlerimizden belki fitre ve zekatlarını bağışlamak isteyenler olacak. Bunlara nasıl bir yol gösterebiliriz sizin aracılığınızla? Bizim özellikle web sitemizde online bağışlar da var. Banka hesaplarımızda girdikleri zaman oradan sadece bağışçılarımızdan şunu istiyoruz. Yaptıkları bağışın açıklama kısmında muhakkak ne olduğunu yazmaları. Zekat, fitre, eğer ülke şeyleri varsa ülke. Hani o yapıldığı zaman biz o açıklamaya istinaden o yardım hayrı ediyorsunuz. Ona göre. Eğer yapılmıyorsa, bir iletişim de yoksa biz onları serbest bağış üzerinden artık o ihtiyaç sahiplerine öyle ulaştırıyoruz. Ama açıklamada muhakkak işte yetim içinse, bayramlık, yetim bayramlığı içinse onları açıklamaya muhakkak yazsınlar. Burada fitreyi ve zekatı da bildirmek gerekiyor zaten tabii kesinlikle. Tabii ki. Yani işte yatırdıkları rakam bu fitredir dendiğinde zaten fitre olarak o takdim edilecek. Zekatsa zekat olarak kullanılacak yerler bellidir. Ona göre harcanacak. Dernek yerimizde bağış kabulümüz, orada personelimiz hazır. Hem ziyaret ederek orada makbuz karşılığında bu hayır hasanatı verebilirler. Dediğim gibi bankalardan da, online sistemden de bize ulaşıp bu yardımları takdim edebilirler. Biz de o emanetleri alıp işte bugüne kadar yaptığımız gibi yerlerine ulaştırmak için gayret göstereceğiz inşallah. İnşallah. Afet Koordinasyon Merkezi'niz var, açılışı yakın bir zamanda olacak olan. Orada son durum nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Afet Koordinasyon Merkezi gerçekten belki 4 yıldır böyle üzerinde çok yoğun mesai harcadığımız, çok önemsediğimiz Marmara Bölge Afet Koordinasyon Merkezi oluyor. İşte deprem kuşağındayız burada, İstanbul, Bursa. O vesileyle de bizim hani yardım çalışmalarının yanında da aslında öyle birimlerimiz var ki hiç daha değinmediğimiz. Onlardan bir tanesi de arama kurtarma birimimiz. Şu an Bursa'da 70 gönüllüsü eğitimlerini tamamlamış. Bunların içerisinde 20'ye yakını eğitmen seviyesine gelmiş bir ekibimiz var. Onlarla beraber inşallah yeni binamız 10 bin metrekare. İçerisinde lojistik deposu, eğitim salonları, konferans, misafirhane, afet durumunda işte 2000 kişiye yemek çıkarılabilecek mutfağıyla bir bina. Şu an fiilen aslında kendi personelimiz başladı kısmen. Ramazan'dan sonra da resmi bir açılış tarihi belirlemedik ama şu anda faaliyete başladık kısmen. İnşallah onu da öncelikle Marmara, Bursa özelinde Türkiye'ye ve dünyaya hep güzel hizmetler veren
oranın hiç boş durmaması adına bir faaliyet gösteren bir mekan olması için gayret gösteriyoruz. Hı hı. Belki dünyada bir STK olarak ilktir böyle bir proje. Onu da Bursa'ya nasip oldu. Onun içerisinde biz deprem öncesi, afet öncesi bilinçlendirme, belki okullardan çocuklara orada eğitimler vermeyi planlıyoruz. Hı hı. Milli eğitimle protokol yaparak. Çok amaçlı bir bina. İnşallah Bursa'ya da hayırlı olsun şimdiden İnşallah. Diyoruz. Yani biz çalışmaları yaparken şunu gözetiyoruz. Hani yardımı bile yaptığımızda onun en iyisini yapmak, en güzel şekliyle yapmak. Hı hı. Hani yardım da karşı tarafa aldığında onu hissedebilmesi lazım. Evet. Onu da profesyonel bir şekilde getirmek. Bir depremde bir insan bir can kurtarırken onu da en iyi eğitilmiş bir kadroyla yapmak hı hı. arzumuz, hı hı. hedefimiz. Kendi personelimizden başlayarak eğitimlere, diğer illerden buraya gelecekler. Hem eğitimlerini vereceğiz hem de diğer kurumlarla da o desteği sağlamış olacağız inşallah. Evet, inşallah. Programın sonuna geldik Hüseyin Bey. Ümmet iftarıyla açılışı yapmıştık. Ümmet iftarını, yarınki ümmet iftarının yerini tekrar edelim. Evet, yarın inşallah eski şu anda hani yıkılan evet. tribünleri ama alanı yeşil kalan eski stadyumun orada inşallah icra edeceğiz. Tüm Bursa'yı oraya bekliyoruz. Burada herkes katılabilir. Yani herkes katılabilir. Herhangi bir şartı var mı? Hiçbir şartı yok. Hı hı. Dediğimiz gibi çok böyle menümüz geniş değil ama tabii su, bir çorba ikramı olacak. Hı hı. Hani o kadar kısmı şeyi var. Ama o havayı teneffüs etmek evet. için orada bulunmak lazım. Güzel hasırlar sereceğiz hı hı. yerde. Hava şartları da izin verir. Hava inşallah. Şartları da inşallah izin verecek diye ümit ediyoruz. Evet. İşte yağsa da artık şey yok, bir gece. Evet. Biraz artık bu ıslanalım. Şeyi de yaşamak lazım. Bir daha belki sene beklememiz gerekecek o şeyi hı hı. yaşamak için. Bu kadar çok geniş iftarları yapıyoruz evlerimizde ama hı hı. o geceyi de kaçırmamak lazım diye düşünüyorum evet. ben. Dediğim gibi sürpriz işte ülkelerden öğrenciler olacak. Farklı ülkelerden misafirlerimiz olacak. Hı hı. Orada biraz program da yapmış olacağız. 7.30 gibi bir program başlatmayı düşünüyoruz hı hı. iftar öncesi. Biraz da erken bekliyoruz Bursalılar inşallah oraya. Güzel bir gün geçsin istiyoruz. Cuma, hı hı. Ramazan bereketi, Cuma bereketiyle inşallah Bursa'ya yakışır. Bir ümmet olduğumuzu göstereceğimiz bir manzarayla dünyaya mesajımızı vermiş oluruz. İnşallah. Peki, benim sorularım bitti. Sizin son olarak eklemek istedikleriniz varsa toparlayıp evet. bitirelim programımızı. Buradan izleyicilerimize baştan da konuştuğumuz gibi bu Ramazan'ın bereketini hı hı. bereketiyle beraber tüm dünya mazlum coğrafyaları unutmadan hı hı. hiçbir şey yapmıyorsak da dualarımızdan evet. Eksik etmeden onların da geleceklerinin artık iyiye gitmesi için gerçekten kalben dua edelim. Hı hı. Onu istiyorum. Ama duayla da bitmiyor. Biraz şartları da zorlayarak evet. en azından oraya da bir şeyler gönderebilecek imkanlarımız da var olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ben şu manada asla rakamsal değil. Biz öyle ufak rakamların öyle bereketlendiğini şahit olduk ki. Hı hı. Yani kimse şunu demesin, ya benim verdiğimden ne olacak değil. O verdiği belki 1 lira, o samimiyet, o hassasiyetle o havuza girdiğinde o havuzdakilerini bereketlendirecektir yani. Damlaya damlaya göl olacak. Kesinlikle öyle. O hassasiyetle. Tekrar yetimi unutmamamız gerekiyor. Dünyada bizim el uzatmamızı bekleyen milyonlarca yetim var. Hı hı. Bunlardan bir tanesini de bu Ramazan bereketiyle evimize alalım. Evet, inşallah. Onların duasını hissedelim. Hiçbir şey yapamıyorsak da
dediğimiz gibi grup olarak alalım ama alalım. Evet. Yetim önemli. Yetim çalışması biz önemsiyoruz. Biz buradan faydalanmaya gayret ederken de herkesin faydalanmasını arzu ediyoruz. Evet. Yani o açıdan ben Bursa TV'ye de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu çalışmalar bazen insanlar bilmedikleriyle alakalı sorumluluk taşımıyorlar ama bu vesileyle de bu çalışmaları aktarabilmemize fırsat verdiği için Bursa TV'ye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür i̇nşallah, ederiz burada olduğunuz için. İnşallah Ramazan'da bereketiyle dünyaya güzellik getirir. İnşallah. İnsanlar artık vicdanlarını harekete geçirmesi lazım. Evet. Maalesef tüm İslam coğrafyalarında kan durmuyor. Halen de devam ediyor. Ne yazık ki. O açıdan etrafımızda ateş çemberi, biraz sabırlı ve gayretli dik duruşumuzla inşallah bu günleri de atlatacağız. İnşallah. Ve gittiğimiz her ülkede gerçekten söylediğim gibi herkes Türkiye için dua ediyor. Çünkü diyor ki Türkiye eğer hastalanırsa biz ölürüz. Evet. Türkiye ayakta durması lazım. O açıdan üzerimizde yük ağır. Allah da kimseye taşımayacağı yük yüklemiyor. Evet. O açıdan da bu yükü de taşıyacağız. Bu ümmetin dertleriyle de dertleneceğiz. Ve inşallah o niyetlerimize de Rabbim hayırlı kapılar açacak diye düşünüyorum. Allah hayırla, sağlıkla inşallah devam etmeyi nasip etsin, hizmet etmeyi nasip etsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için, bu bilgiler için, yaptıklarınız için sağ olun, var olun diyelim. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, güne başlarken de bugün Bursa İnsani Yardım Vakfı yani İHH Başkanı Hüseyin Kaptan bizlerle birlikteydi. Ümmet iftarını ve İHH'nın yardım çalışmalarından bahsettik. Bizden bugünlük bu kadar ve yarın inşallah aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bir fırtına kavuşmalarımız yani.
yapsam.